da valla o kadar güzel oluyor ki. Adını unuttum, bir tane Fransız şair vardı. Bir dizenin ya da bir sözcüğün anlamını çok daha iyi kavrayabilmek için üst dizeye, alt dizeye ya da önündeki sondaki kelimelere bakmak lazım. Aynen öyle demişti. Gerçekten öyle. Siz de demek yapıyormuşsunuz. Sırf sonlarına bakıyorum, mesela yepyeni bir şey oluşuyor. Sırf son cümlelerinden bakıyorum, yepyeni bir anlam çıkıyor. Diğer anlamlardan bağımsız. Ya da başına bakıyorum, şuraya bakıyorum. Şey, sıra takip ediyorum. Bak şuradan şöyle şöyle son, anladın mı? Anladım. O kadar güzel oluyor ki böyle. Merdiven. Yeni şeyler aynen keşfediyorsun. O şey, sağlamada ya da ne diyelim ona, permütasyonda belki de yeni bir kelime, yeni bir kelime, iki kelimenin anlam, birleşimi. Anlam aynen, yeni bir şey çıkıyor. Çıkıp altına devam edebilirsin. Mesela bir şiir yazdım, kahroloji diye bir şey yazdım. Kahroloji. Kahroloji. Ya, değil mi? Irsi galiba bu kahroloji dedim ha. Bir şarkımda. Çıkıyor dediğin gibi mesela öyle. Evet. Kahroloji diye bir şey yok mesela. Yok. Ben duymadım. Bizim kız kardeşim. Oğuz Atay selimoloji kullanıyordu. Selimoloji. Selimolojiden sıfır aldım. Ne? Selimoloji mi? Evet. Selim diye bir kahramanı var. Ha, anladım. Selimoloji. Ben de kahroloji dedim ya. İşte yani. Dobra dobra bir insansın. Bu yüzden herkesle anlaşamayabilirsin. Kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? Kendimle yapmaya çalışıyorum. Kendimle de sıkça anlaşamıyorum. Anlaşabildiğim herkesle anlaşıyorum. Anlaşmaya çalışıyorum. Anlaşamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde hoşça kal diyorum. Çünkü bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım, değil mi? Evet. Çünkü insanın kendisini bile anlamasının bir noktası var. Hoşça kal diyorsun. Gidemiyorsun yani, o yüzden. Anlayabildiğim kadar, anlaşılabildiğim kadar yaşamaya çalışıyorum. Uzlaşmaya çalışıyorum. Her şeyle. Genç sanatçılarla aranız nasıl diye bir soru soracağım ama. Hepsini seviyorum. Şöyle bir şey var. İnternetten ben size röportaj yapamayacağımı bilen bazı insanlar mail attı. Şu soruyu da sorun diye. Sor hayatım. Genç sanatçılarla ilgili güzel bir soru geldi. Onu açayım. Cihat Bey selamlar. Kendisi şu son zamanlardaki artan, biraz da Mabel Matiz ve Ceylan Ertem etkisiyle oluşan hayran kitlesi nasıl değerlendiriyor? Farkında mıdır? Pek emin değilim. Bu isimlerle çalışmayı düşünür mü? Ceylan Ertem düet düşünüyormuş sanırım kendisiyle. Ben hayran değilim bu kişilerin. Kesin konuşmayayım yine de. Arabesk bu ilk sorusu. Beğeniyorum. Mabel Matiz'i de beğeniyorum. Ceylan Ertem'i de çok beğeniyorum. Benimdir herhalde. Yaptıkları işleri başarılı buluyorum. Şanslarının devam etmesini diliyorum. Yanlış mı söyledim? Yeni soluk bunlar. İhtiyacımız var. Yeni soluklar, yeni nefesler yani. Yeni ifade biçimleri gençlerimiz. Bizim yeni ifade biçimlerimiz. O yüzden seviyorum. Ondan sonra kadınlarla düet yapmıyorum. Hmm. Yapmak istemiyorum. Hmm. Sanatsal, estetik bir tavır olarak. Hoşlanmıyorum yani, aynen öyle. Kadın sesi ve kadın sesinin yan yana durması. Beğenmiyorum yani. Bir erkek bir kadın sesi okey. Evet. Ondan sonra Ceylan ve Mabel Matiz'le çalışmak isterim tabii ki. Çalışmalarımı devam etmesini isterim. İstedikleri şarkımı söyleyebilirler. Bana müzik yollayabilirler, söz yazabilirim. Hmm. Yenilerle anılmayı seviyorum. Çok güzel.